ondan sonra ikinci secdeye sıra itibariyle Züleyha geldi. Züleyha nasıl secde etti? Hatasını anladı. Hatasını anladı. Kıftili terk etmeden Yusuf sevilmez. Bunu öğrendi. Bu çok önemliydi çünkü. Daha evvelki derslerinde söyledim. Hazreti Yusuf'u görüp de Züleyha'nın aşık olmaması halinde Cenab-ı Hak onu silerdi. Cehennemi falan bırak da en şiddet ateşini atardı. Ona aşık olmaya, onun peşinden koşmaya mecburdu Züleyha. Çünkü Yusuf da ilahi cemal teşekkür etmişti. Nasıl onun peşinden koşulmazdı? Ama niçin cezalandırdı Züleyha'yı? Züleyha Kıftil'le nikahlıydı. Kocası Maliye Bakanı'ydı. Yani Züleyha diyordu ki, ben hem Kıftil'in karısı olayım, Yusuf'la da kaynatayım. Ondan dedi Allah kestirdi attı. Züleyha'nın cezalanması yahut secde etmeyi beklemesindeki hikmet budur. Ta ki dünya zevkinden vazgeçti Züleyha, ondan sonra Cenab-ı Hak da ona bir yeni güzellik verdi. Yeniden nereye mal oldu? Bu da secde eden ay makamında oldu. Rüyasında secde eden ay makamında oldu. O da şeye rağm oldu. Yusuf'a rağm oldu. Kardeşleri de tek tek tövbe istiğfar ederek Yusuf'a rağm oldu. Ne oldular? Hisset seha oldu. Hisset genellikle buhul yerine kullanılır. Tasavvufta da, Arapçada, Kur'an lisanında, eğitiminde daha çok buhul dediğimiz yaralı parmağı işemeyen cimri kimselerin cömertliğe, sehaya kayması bir mucize-i Muhammedidir. Yüce kitabımız bize diyor ki, nasıl ki Yusuf'un gömleği çıktığı zaman Yakup bu kokuyu almışsa, mucize-i Muhammedi, sırr-ı Muhammedi çıkmadan hiçbir cimri sahaya gidemez. Hiçbir korkak cesaret sahibi olamaz. Hiçbir tembel gayret sahibi olamaz. Hiçbir zalim merhamet sahibi olamaz. Bu ancak Fahri Kainat Efendimizin sırrının düğmesine basmasıyla mümkündür ki gömleğin çıkma hikayesi odur. Ve telaş etmeyiniz, üzülmeyiniz. İçinizdeki kötülüklere son verecek hikmet Efendimizin sırrıdır. Efendimizin sırrıdır ve bu sırra yapıştığınız müddetçe, bunun peşinden koştuğunuz müddetçe içinizde Yusuf'un ne kadar azgın kardeşlerinden bakiye varsa, haydut varsa bunların hepsi sonunda gelip tövbe istiğfar edip aman biz ettik sen etme diye gönlünüze, imanınıza teslim olacaklardır. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Fahri Kainat Efendimiz'i bırakmamak kaydıyla. Çünkü bu sır gömleğin sırrı budur. Gömleğin sırrı budur. İnşallah gönüllerimizdeki bu çatlakları giderilişini Fahri Kainat Efendimiz'in bir aralık bir arkadaşlarına kapıdan giderken Resul-i Ekrem niye deniyordu? Resul-i Ekrem biliyorsunuz İkram sahibi. İkram, yardım ve aman elini uzatan el. Ekrem'in anlamı o. Sen böyle bir Resulsun diye tarif etmek için Resul-i Ekrem diyoruz. İşte Efendimiz'in bu hikmetli sırrını Kur'an diyor ki Yusuf'un gömleği çıkarmasını bekleyiniz. Bu nedir? Sırr-ı Muhammedi'nin harekete geçmesi. Sırr-ı Muhammedi nasıl harekete geçer? Onun yolunda mutlaka bir fedakarlıkta bulunacağız. En azından gece bir sahura kalkmamız, namaza gelmemiz, işimiz varken bırakıp abdest almamız, bir Kur'an varken bıngırtı dinleyeceğimize Kur'an'ı dinlememiz onun yoluna bir gidiştir. Tabii bunların belli bir doza yükselmesi lazım ki Yusuf suresinde olduğu gibi cart diye Yusuf gömleğini çıkarmadı değil mi? Onun neticesinde alın gömleğimi demedi. Belli bir eğitime, belli bir fedakarlığa ihtiyaç vardır ki o gömlek çıksın, o koku duyulsun. Şimdi sırr-ı Muhammedi'nin tecellisinin kolaylaşması için, yani o kardeşlerin bu insanın içerisindeki kötü huylar nasıl gider diye her zaman tasavvuf düşünmüş,
fikir adamları düşünmüş, filozoflar düşünmüş ve anlamışlar ki gitmez bunlar kardeşim. Biz ne deriz? Huy canın altındadır. Can çıkmadıkça huy çıkmazdır. Hayır arkadaşlar. Bu İslamiyet'e göre söylenmiş bir laf değildir. İslamiyet'te can çıkmadan huyların tümü çıkar. İşte Hazreti Ömer, elinde kılıç önüne gelenden boğuşan adam, İslamiyet potasına düştükten sonra küçücük, ufacık, tefecik bir İslam'ın kabarı vermesiyle iniveriyordu. Çünkü gömleğin kokusunu almış. Can çıkmayınca huy çıkmazdan kas tarzdır. Tarzdır. Yoksa insanın içerisindeki bütün manyak huyların hepsi İslam kadehinde erir. Pute-i Muhammedi derler tasavvufta. Yani pota, Muhammed potasına attığınız her türlü bakır, demir, ne kadar kötü maden varsa atınız altın olur. Pute-i Muhammedi'nin aslı her şeyi altın yapmak. Hatta bu yüzden anlamamış alimler de, eski alimler de ilmi simyacılık çıkmış ortaya. Bunu anlatırken bir mutasavvuf demiş ki, ey insanoğlu, siz bizim putemize, Pute-i Muhammediye, bakır atın biz altın yaparız demiş. Bunu adamlar müsbet bilgilerdeki meşhur ünlü deneylere çevirmişler. 1000 yıl uğraşmışlar bakır atıp altın yapmak için. Oradaki kasıt halbuki Pute-i Muhammedi ile bütün altınlar yeknesak ve asil bir madene çevrilir ki o maden Efendimizin huyunu ve ahlakını temsil eder. Cenab-ı Hakk'ın ve inneke lâlâ ulikun azim dediği, aman Habibim sen ne güzel bir ahlaklısın dediği huya dönüşür. Elbette bu huylar aynı ölçüde düzelmez. Mesela çok cimri bir adam yavaş yavaş kopar, sehaya varır. Fakat dönülmeye diye bir şey yok. Efendim huyu, canı çıkmadan çıkmadı. Tabii çünkü Pude-i Muhammediye düşmedi. Sevda-i İlahiye düşmedi. Harikanet Efendimiz'in arkasına gitmedi. Kendi kendine çıksın, çıkmaz. Kesinlikle hiçbir alet, hiçbir operatör çıkaramaz onu. Ama Pude-i Muhammediye düştü mü, erir. Pude-i Muhammedi işte bu kokuyu almak için uğraş sarf edeceğiz. Bu arada bizim en çok üzerinde durduğumuz bu son bölümde Cenab-ı Hakk'ın rüyanın yorumunu hadiseye yaptırmasıdır. Dikkat ederseniz ayet-i kerimenin surenin başında Yusuf'un gördüğü rüyadaki 11 yıldız, bir güneş ve bir ayın Yusuf'a secde etmesine karşılık Hazreti Yakup bir yorum getirmedi. Yalnız sen peygamber olacaksın, hadiselerin tevilini öğreneceksin dedi. O kadar. Halbuki o zaman da söylemiştik size, bu rüya enteresan bir rüyaydı. Buna bir yorum getirmek lazımdı. Yüce kitabımız bu yorumu Yakup'un ağzından getirmiyor, dikkat ederseniz. Kimin ağzından getiriyor? Tekrar Yusuf'un ağzından getiriyor. Hazreti Yusuf diyor ki, kardeşleriyle babası geldiği zaman, vezir yani başbakan koltuğunda otururken Yusuf, kardeşleri af dilemek amacıyla hepsi birden huzurunda secdeye varıyorlar Yusuf'un. Kardeşleri secdeye varınca Hazreti Yusuf dedi ki, ya Rabbi rüyamın yorumunu sen kendin yaptın. Bana yıldızlar secde etmişti, şimdi kardeşlerim secde ediyor huzurumda. Kardeşlerinin secde etmesinin manevi manasını da daha evvel söylemiştik. İnsanda bulunan 10 kötü huyu, çünkü birisi Bünyamin'i temsil ediyordu, 10 kötü huyun gönlün emri kumandansına girmesi, yani zulmün, hissetin, cebanetin, ondan sonra efendim meskenetin ve benzeri daha ve saydığı huyların hepsinin birden gönlün emri kumandasına girmesi, teslim olması. Nasıl zuhur ediyordu bu? Şimdi insan hatırına geliyor ki, hisset, zulüm, geçen derste biraz bahsettim, arası biraz geçtiği için özetleyeyim, benlik, bunun gibi kötü huyların kolayca çıkması kolay mı? Mümkün değil. Bir hafif pişmanlık gelir, orada kalır. Daha ileriye gidemez. İnsanın ıslah olmasının daha ileriye gitmesi mümkün değil. Bir şeyi nihayet iyi deseniz, istediğiniz kadar okutsanız, ders verseniz
gerçekleri gösterseniz, yapma etme, bak sonu cehennemdir yaptığın için deseniz, insanoğlundan vazgeçmez. Vazgeçmez. Nitekim Yusuf'un kardeşleri de 12 sene öyle ortada eşkıya gibi dolaştılar. Hiçbir ıslah hareketi görünmedi. Hiçbirisi, ya biz ne yaptık? Kardeşimizi kuyuya sarkıttık. Acaba orada çürüdü kaldı öldü mü? Yoksa birisi çıkardı, esir pazarında sattı mı? Bir arasak, biz yanlış yaptık diyen olmadı, dikkat ederseniz. Ta ki Hazreti Yusuf'a gelip Bünyamin'i götürdükten sonra, Bünyamin'i Yusuf alıkoyduktan sonra tekrar döndüklerinde babalar dedi ki, gidin arayın dedi kardeşleriniz dedi. Allah'ın lütfundan zalimlerden başkası ümit kesmez dedi. Demek ki hiç ıslah olmamışlardı. Hiçbir doğru yola gelme ihtimalleri yoktu. Hakikaten de insanların bu kötü huylarının aşağı yukarı senelerdir üzerinde durduğumuz buhul gibi, yani hisset gibi, böyle insanı perişan edip, hem dünyada perişan hem ahirette perişan eden huyların ortadan çıkması mümkün değildi. Hazreti Yusuf bu gerçeği bir an için bilmiyordu. Yani kardeşlerinin ıslah olup da kendilerine gelip secde edeceğini bilmiyordu. Onun için kardeşleri gelip secde edince hayretler etti. İşte rüyamın yorumu şimdi çıktı. Ama niye secde ettiler? Hangi anda secde ettiler? Geçen dersin kaldığı yerden şimdi başlamış, devam etmiş oluyoruz. Ta ki Hazreti Yusuf gömleğini çıkarıp babasına gönderdikten sonra durum değişti. O güne kadar hiçbir ıslah emmaresi göstermeyen kardeşler, Hazreti Yusuf'un gömleğiyle babasının kör gözleri açıldığı andan itibaren bütün kardeşler tersine döndü. Rapor tersine döndü. O güne kadar hisset sahibi olan kardeşlerin bir tanesi diyelim ki, temsil ediyor çünkü tek tek, sehaya döndü. Yani cimrilik cömertliğe döndü. Meskenet sahibi olan kardeş gayrete döndü. Meskenet tembellik, uyuşukluktu. Cebaret sahibi olan, yani korkak olan kardeş cesarete döndü. Zulüm yapan merhamete döndü. Bütün bu huylar birdenbire tam 180 derece dönüverdi. Bunun dönmesinin hikmeti de Yusuf'un gömleği çıkarması hikayesiydi. Şimdi burada ayet-i kerime diyor ki Yusuf'un ağzında, ya Rabbi benim canımı Müslüman olarak al. Bakınız, bunun için söyledi. Çünkü Yusuf da asıl sırrın sırrı Muhammedi olduğunu anladı. Hazreti Yusuf asıl sırrın sırrı Muhammedi olduğunu anladı. Yani insanların değişmezliği, bir yerde kaderin değişmezliği gibi görünen hadiselerin tümü sırrı Muhammedi'nin ışığı altında 180 derece döner. Bu da sırrı Muhammedi'yle biz nasıl tarif ediyoruz? Yusuf'un gömleğinin kokusu diye ayetin kaydettiği kaide Fahri Kainat Efendimiz'in buyu Muhammedi'sidir. Sırrı Muhammedi'sidir. Demek ki o anda bir rüzgar esti Efendimiz'den. Bütün hadiseler böyle kendi kendine seyrederken birdenbire Efendimiz'in sırrından bir rüzgar esti. Bu rüzgar Yusuf'a alem-i ledundan, alem-i ledun demek bu dört boyutlu sistemin dışında bizi manaya bağlayan 5, 6, 7, 9, 10 gibi boyutları da içerisine alan alışverişini bizim kolayca sezemediğimiz, bizim dışımızdan bize emri komanda edebilecek bir alem sırrıdır. Alem-i ledundan bir sır geldi Yusuf'a. Gömleğini çıkar, ver, babanın gözleri açılacak. Aynı anda Hazreti Yakup 3000 kilometre öteden Yusuf'un kokusu geliyor dedi gömlek çıktığı zaman. Çünkü emir alem-i ledundan çıktı. Alem-i ledunda Fahri Kainat Efendimiz'in sırrının başlangıç noktasıdır. İnsanın içine doğabilecek iyiliklerin tümü alem-i ledundan gelir ve Fahri Kainat Efendimiz'in sırrıyla meydana gelir. Hanginiz bir kimseye iyilik yaparsanız, bir kimseyi bundan kurtarır, büyük bir müşkülünü hallederseniz, sakın kendim yaptım zannetmeyiniz. Alem-i ledundan bir hikmet sizi gelip kurtarmıştır. Çünkü alem-i ledundan
Eğer bir mesaj sizin gönlünüze düşerse, o düşen mesaj içinizdeki kötülükleri kökünden kurutacak demektir. Bunun böyle olacağını Allah Sure-i Yusuf'ta gömlek hikayesiyle anlatıyor. Diyor ki, bakınız ey insanoğlu diyor, bir peygamber olan Yakup 12 sene Yusuf'un nerede olduğunu bilemedi. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilemedi. Ağladı kör oldu bilemedi. Ta ki diyor alem edeceğinden bir mesaj geldi, gömlek çıktı. Gömlek çıkınca oturduğu yerden ilk defa geçen derste söylediğim gibi Hazreti Yakup çok güzel bir cümle söyledi. Ey ahali, ben size bir şey söyleyeceğim. Sakın bunadı sanmayın. Çünkü söylediğim söz ancak bunak bir insanın söyleyeceği sözdür. Yusuf'un kokusu geliyordu. 12 sene evvel kaybolmuş. Kaybolduğu gün burnunun dibinde çölde, kuyunun içindeyken hiç fark etmemiş koskoca peygamber. Aradan 12 sene geçmiş. Yusuf'un kokusu geliyordu. Yüce kitabımız bize diyor ki, ey insanoğlu, bir evvelki ayette de Yakup'un ağzından şeye giderken, daha Yusuf gömleğini çıkartmaya gitmeden, Yusuf'un gömleğini çıkarma anı gelmeden Hazreti Yakup diyor ki, gidin Bünyamin'i de arayın, Yusuf'u da arayın. Zalimlerden başkası Allah'tan ümit kesmez diyor. Yani sen hala bize Yusuf'u niye arattırıyorsun? 12 sene geçmiş derseniz Allah bu. Elbette ondan ümit kesilmez, isterse buldurur demek istiyor ama alemi ledun henüz yok. O Cenab-ı Hakk'ın peygamberlik sıfatıyla kendisine verdiği ana hükümleri biliyor. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın yapamayacağı iş yoktur. Kaybettim, yok oldu, bitti, tebahür etti. Hayır, Cenab-ı Hak geriye getir, oturtur karşına. Bunu anlatabilmek için Hazreti Yakup öyle söyledi. Arkasından şimdi, o zaman dedi ki Cenab-ı Hak, ledundan basın düğmeye. Alemi ledundan düğmeye basıldı. Alemi ledundan düğmeye basılınca Sırr-ı Muhammedi doğdu. Sırr-ı Muhammedi doğunca Hazreti Yakup bunu fark etti. Peygamberlik sıfatıyla dedi ki, Yusuf'un kokusu geliyor dedi. Etrafındakiler daha evvel söylemesine rağmen, Yakup sakın beni burada zannetmeyin bir şey söyleyeceğim demesine rağmen yine dediler ki, sen büyük bir yanılgı içindesin, hakikaten bunamışsın dediler. Kabul etmediler. Böyle bir şey olamaz. 3000 kilometreden koku gelmez. Şaşkınlık yapma dediler. Şimdi yüce kitabımız bize bu vesileyle Efendimiz'i tanıtıyor. Ey insanoğlum, olmaz diye bir şey yoktur. Ta ki benim sevgilim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde bir rıza da olsun. Eğer onun gönlünde bir rıza duvarsa olmaz yoktur diyor. Kafanızdan silin. Misal mi istiyorsunuz? İşte Yusuf diyor. İşte Yusuf gömleğini çıkardı. Güya Yusuf'un gömleğinin kokusu gibi görünen şey Sırr-ı Muhammedi'ydi. Yakup'un 3000 kilometreden tanıdığı bir sır intişar etti. Madde dünyasında olmadığını nereden anlıyoruz? Aradaki mesafeden. Eğer bir koku olayı madde dünyasından olsaydı bilemedin 100 metreye giderdi, 2 kilometreye giderdi, 5 kilometreye giderdi. Rüzgarda da olsa olsa 10 kilometreye giderdi. Ama 3000 kilometreye, 5000 kilometreye gitmesi mümkün değildi. İşte onun için Allah bize diyor ki, Sırr-ı Muhammedi için mesafeler yoktur, zaman yoktur. O bir tecelli etti mi, o her yerden fark edilir. İşte o andan itibaren, Sırr-ı Muhammedi doğduktan itibaren bu sefer ne oldu? Rüyanın tevili demek olan insanoğlundaki 10 tane çok çirkin huy bir anda tebdil oldu, güzel huylara geldiler, Yusuf'un karşısına secde ettiler. Yani insanoğlunun bedeninde mevcut olan, deminki saydığı kötü huyların hepsi geldi, gönlünün karşısında biz senin emrindeyiz, biz nefsin emrinde değiliz dediler. Nefsin emrinde değiliz dediler. İşte insanoğluna diyor ki Cenab-ı Hak, siz kendinizi bir iyice tetkik edin. İçinizde hisset de var, gurur da var, benlik de var, korkaklık da var, her şey var diyor. Eğer bunların değişmesini istiyorsanız, bunun hiçbir mektebi yoktur. Bir tek mektep vardır, hatta o da mektep değil, hastanedir.
Nedir o hastanenin ismi? Muhammed Hastanesi sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya yatarsanız bu hastalıklardan kurtulursunuz. Başka türlü kurtulmazsınız diyor Allah. Siz Yakup gibi peygamber bile derecesine gelmiş olsanız çocuklarınızdaki huyların bir tanesini değiştiremezsiniz diyor Allah. Bir anlamda dolayısıyla ey insan oldu sen bedenindeki huyların hiçbir tanesini değiştiremezsin. Ancak Muhammed Hastanesi'nde tedavi olursan bunların hepsi değişir diyor. Bundan dolayıdır ki asıl saadette bu ayet-i kerimenin, bu Yusuf suresinin sondan bir evvelki sayfasının tecellisi zuhur etti. O devirde hisse sahibi olan insanlar mümin oldular, sahih oldular. Yani cibriyken cömert oldular. O devirde korkak olanlar yine Müslüman oldular, cesur oldular. O devirde meskene sahibi tembel olanlar yine gayrete düştüler. Ve böylece insanoğlundaki mevcut bu 10 kötü huyun tümü İslam potasında, Efendimizin potasında eriyerek hepsi yok oldu. Ki bunların gözümüzle gördüğümüz eshabın hayatını iyi bilemezsiniz belki. Bunların hepsinin misali vardır hesapta. İnşallah nasip olursa bir ileride anlatırım. Ama bizim hepimizin tanıdığı Ömer'dir. Ömer sert mizaçlı, hiçbir şeye rağbe olmayan, kendi bildiğine giden, tıpkı Yusuf'un kardeşleri gibi bir adamken, ondan ne yaptı? Puhde-i Muhammed'i de Muhammed kabında eriye adamcağızın ne gürültüsü kaldı, ne patırtısı kaldı, hepsi bir merhamete ve güzelliğe dönüştü. Bunları göstermek nasıl değişti ki? Başka türlü değişir mi? Mümkün değil. Hiç kimse heveslenmesin. Başka türlü ne bir dinle, ne bir felsefeyle, ne de kuru kuruya barıştan yana olalım filan diye Marksistlerin uydurma lafları var. Her yerde barış bayrağı çekerler. Ondan sonra giderler. Yapmadıkları melanet, yapmadıkları terörizm kalmaz. Hiç olmaz böyle şeyler. Ancak Kuhte-i Muhammedi'de eriyenin gönlünü erir. Allah işte bakınız Yusuf'un rüyasını geldi yorumladı. Bütün kötülükler gönül karşısında eridi, secdeye vardı diyor. Ondan sonra da Hazreti Yusuf bu sırrı bizlere açıklamak için, kendi kavmine de açıklamak için ki kendi kavmine açıkladığı bu noktaların yani şu bugünkü ve bundan bir evvelki derste yazdığım şeyler Tevrat yorumlarında ve İncil yorumlarında yoktur. Çünkü asıl ana sırrı Yusuf'un burada olduğu için bu sırrı daha fazla açıklamaya yürekleri dayanmamıştır. Yahudi bilim adamlarının çünkü Yusuf gömleğini çıkarıp Yakup'un gözünün açılmasını evvela kendi yorumladı. Gömleğimi gönderiyorum göz açılacak derken şöyle bir baktı. Ben deli miyim? Bu laf benden nasıl zuhur eder? Bir kör göz gömlekten açılır mı? Sırrı Muhammed'i geldi. O halde hemen arkasında Ya Rabbi benim canımı İslam olarak aldı. Yani bu dünyadan geçerken kainatın sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beni imana yahut ona göster beni. Ona sevdir beni. Peki Hazreti Yusuf Farikânâd Efendimiz'i nasıl tanıyordu? Şimdi buraya geleceğiz. Bu da enteresan bir bahistir. Bir hatırlayacağınız şekilde Enes meclisinde sorulan ben sizin Rabbiniz değil miyim? Enes tip Rabbiküm sorusuna yalnız Farikânâd Efendimiz cevap verdikten sonra yavaş yavaş dalga dalga insanlar da komadan çıkıp ya evet sen bizim Rabbimizsin diyen fakat düşük takatlı, düşük sesli bir cevap seremonisine katıldılar. Bu seremonide geç kalanlar, sesi hiç çıkmayanlar, bu dünyada kafir olarak müşahede ettiğimiz kimseler, sesi bir parça çıkıp da duyulabilenler de bu dünyanın velileri, Efendimizin etrafındaki eshabı ve bir kısmı da peygamberler. Binaenaleyh Eles'te komaya düşmüş cevap veremediği için kimseler arasında velilerin hepsi ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veli nidasıyla uyanıp kendilerine geldikleri için ve Cenab-ı Hak Eles'ten sonra ikinci posta bütün ruhları cennete ışınladığı zaman
cennette hepsi hayretle, zevkle Efendimiz'i seyrediyor. Peygamberlere peygamberlik cennette verildi. Velilere de velayet cennette verildi. Ve onlar ondan sonra dünyaya intikal ettikten sonra o kader seremonisi tamamlanarak onları Cenab-ı Hakk'ın istediği noktalara getirdi. Bu seremoni sırasında Hazreti Yusuf'a da peygamberlik verildiği zaman Efendimiz'in cennetteki sırrını müşahede etmekteydi. Bedensel olarak henüz kimse yoktu. Adem bile yoktu. Adem sonra yaratıldı. Ondan sonra cennetteki ruhlarımız beden atına ondan sonra bindi. Ondan evvel yani beden atına binmek evvela Adem'e nasip. Adem bindi beden atına, dünyaya geldi. Seremonisini tamamladı. Tekrar cennete döndüğü zaman bu sefer beden atıyla döndü. Ruh olarak değil ama o andan itibaren henüz beden atına binmemiş ruhlar yine cennette ruh olarak vardı. Burada yeridir, her zaman söylerim. Hazreti İsa'ya cennette kendisini peygamber olarak geleceği müjdelendiği zaman, bütün peygamberlerin listesi çıkıp asıldığı zaman, artık nasıl bir liste çıkmadır, nasıl asılmadı bu bildiğimiz liste değil. Ama benzetelim aklımıza yaşın diye söylüyoruz. Listesi çıkıp asıldığı zaman Hazreti İsa dedi ki, bütün peygamberler sevinç çığlıkları atarken, sevinirken Hazreti İsa üzüntülüydü. Niye ya İsa üzüntülüsün? Sen de peygamber oldun. Peygamber olacağıma Muhammed'in hesabı olsaydım keşke dedi. Sevinmedi peygamberler. Ondan dolayı da Efendimiz çok severdi Hazreti İsa'yı. İşte Yusuf da her ne kadar bu kadar ileri derecede bir muhabbet yaklaşımında bulunamamışsa da farikâlâde Efendimiz'i çok severdi cennette. Dünya hayatına intikal edip beden atına bindikten sonra ta ki son safhaya kadar Bünyamin'i yanına alıp da kardeşleri babalarına dönüp şaşkın bir vaziyette tekrar kendi huzuruna gelene kadar Cenab-ı Hak hafıza bandında Efendimiz'in sırrını göstermedi. Ama Yusuf hala rüyasının yorumlanmamış olmasından dolayı bir bekleyiş içindeydi. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf kendisi en iyi rüya yorumcusu ama kendi rüyasını yorumlayamadı. Babası da yorumlayamadı. Muallakta kaldı. Sen peygamber olacaksın dediler, bıraktılar. İşte o rüyasını yorumlayamamanın sırrı içerisindeyken son kardeşlerinin gelip de babalarının kör olduğunu, lütfen Bünyamin'i ver götürelim dediklerini söyledikleri zaman bir an sanki insan unutur da bir an hatırlar, bir an Resulullah Efendimiz'in gözlemine uğradı. Yani Efendimiz'i bir an gördü Hazreti Yusuf. Görür görmez anladı ki çözülmezleri nasıl Efendimiz Eleste çözdüyse, cevabı bulunması imkanı olmayan soruları nasıl Efendimiz Eleste vermişse, o halde şimdi bir çıkmazdadır. Bu çıkmaz iki tanedir. Bir tanesi rüyası yorumlanmamıştır Yusuf'un. İkincisi de kardeşlerinin babalarının kör bir babası vardır. Ne olduğu belli olmayan çılgın 10 tane kardeşi vardır. Bunların işi nasıl hallolacak gibi aklından geçiverdi Resulullah Efendimiz'in sürüyetini gördüğü zaman. Bunlar aklından geçtiği an Medine aleminden Efendimiz sırrını verdi Hazreti Yusuf'a. Bir zerre ışın verdi. O ışın hemen gömleğini çıkarıp babasına o anda vererek o sırrın tecellisine intizar etti. Ve ondan sonra kardeşleri o gömlek çıktıktan sonra babalarıyla beraber geldikten sonra kardeşleri secde edince ikinci müşkülü de çözemediği rüyası da böylece çözülmüş oldu. Şimdi bakınız burada peki o kardeşlerinin macerası 12 senelik bir intizardan sonra, envai çeşit çilelerden sonra, hapislerden sonra, Züleyha ile olan maceralardan sonra meydana gelmiş bu çözüm. Biz ne yapacağız? Şimdi zaten Hazreti Yusuf'un öyküsünü Yüce Kitabımızın 6 sayfelik bir münderecatta bize bildirmesi, 111 ayet içerisinde tek tek bize anlatmasının sebebi 4000 sene evvel Yusuf şöyle dedi, Züleyha böyle dedi değil. Şimdi diyor ki Allah, ey insanoğlu, can Yusuf'un envai çeşit maceralardan geldi. Bunun huzuru için, can Yusuf'un huzuru için bir numaralı faktör nedir? İmandır.
İmanı kim temsil ediyor? Bünyamin. Çünkü gönlün öz kardeşi imandır. Demek ki bizim can Yusuf'umuzun düştüğü müşkülat, bedenimizin içerisindeki gönlümüzün çektiği sıkıntı nasıl gidecek? Madde bir, evvela imanı yanına alacaksın. Hazreti Yusuf yaptı.